Dünya üzerinde bulunan her canlının dünyayı algılama biçimi farklıdır. Hayvanların ve diğer canlıların dünyayı renkleri, ışığı görme şekilleri bizim bildiğimizin çok ötesinde. Ancak şunu kesin olarak söyleyebiliriz ki insan olarak dünyayı pek çok canlıya kıyasla daha yüksek çözünürlükte görüyoruz. Duke Üniversitesi'nden bilim insanlarının Trendis in Ecology ve Evolution dergisinde yayınladıkları bir makaleye göre insanlar diğer canlılara kıyasla çok daha net ve yüksek çözünürlükte görebiliyor. Peki nasıl oluyor da dünyayı bu kadar düşük çözünürlükte gören bir sinek onu yakalamaya çalıştığımızda bunun anında farkına varıp kaçabiliyor? Bu sorunun yanıtı görme yeteneğini iyi yapan şeyin sadece renkli ve yüksek çözünürlükte görmek olmamasında. Görme konusunda en yüksek kabiliyetlerden biri de hareketi algılayabilme yeteneği. Hareketi hızlı ve doğru algılayabilmek, doğadaki canlıları avcılarına karşı koruyan en önemli silahlardan biri ve bazen yüksek çözünürlüklü görmekten bile önemli. İnsan beyninde de hareketi algılamaktan sorumlu bir bölge olsa da görülüyor ki sinekler bu konuda bizden oldukça üstün. İnsan gözü eski moda bir fotoğraf makinesine benzetilebilir. Fakat ışığı film üzerine odaklayacağına gözün korneası ve merceği yardımıyla retina üzerine odaklar. Optik sinirin retinaya girdiği noktaya kör nokta denir. Göz egzersizleriyle bu kör noktalar küçültülebilir. Dünya biz insanlar için oldukça renkli. Ancak dünyayı paylaştığımız sevimli canlılar etrafı bizim gibi görmüyor. İnsanlar yalnızca üç renge duyarlıdır. Bunlar kırmızı, mavi ve yeşil renklerdir. Hayvanların her türlü vizyon ile gelen gözleri olsa da bazıları sadece hayal edebileceğimiz renkleri görebiliyorlar. Öte yandan görüşleri de birbirlerinden farklı. Peki hayvanlarda da böyle mi? Bazı hayvanlar renk körü, bazıları çok zayıf, bazıları ise çok yetenekli bir göze sahiptir. Akreplerin ön tarafında genellikle iki göz bulunur. Ancak yan taraflarında fazladan beş çift göz daha olabilir. Çok fazla göze sahip olmasına rağmen gözleri sadece karanlık ve ışık hareketi arasındaki farkı hissedebiliyor. Bununla birlikte her şey türlere göre değişir. Bazı akreplerin hiç gözü yoktur. Arılar insanlara göre çevrelerini çok daha hızlı algılar. Bu hız insanlardan yaklaşık 3 kat fazladır. Arılar ayrıca insan gözünün göremediği ultraviyole ışınları görürler. Bir atın gözleri başının yan tarafında bulunur. Bu onları herhangi bir tehlike konusunda uyarmaya yardımcı olur. Ancak bu aynı zamanda bir dezavantaj. Çünkü bu canlılar burunlarının hemen önünde olan şeyleri göremezler. Öte yandan insanlara göre doğayı daha az renkli görürler. Balıklar dünyayı ultraviyole olarak görürler ve baktıkları şeyler sanki büyütülmüş gibi daha yakın görünür. Balıkların sürekli şaşkın bakmalarının sebebi her şeyi daha yakından görüyor olmalarından kaynaklanıyor olabilir. Bu kalemun gözlerini birbirinden bağımsız olarak hareket ettirebilir. Böylece aynı anda iki farklı yönü hem de 360 derece görüş açısıyla izleyebilir. Tıpkı bir kamera merceği gibi gözleriyle baktığı şeye odaklanabilir ve görüntüyü büyütebilir. Bu kalemunlar sadece görünümlerinden dolayı değil, aynı zamanda gözlerinin birbirinden bağımsız olarak hareket edebilmesinden dolayı ilginç canlılardır. Farelerin her bir gözü birbirinden bağımsız olarak hareket edebilir. Bu nedenle iki ayrı resim görürler. Onlar için dünya puslu, yavaş hareket eden ve mavi yeşil tonlarında bir yerdir. Gekoların kusursuz bir gece görüşü vardır. geceleri insan gözünden 350 kat daha iyi görebilirler. İneklerin renk algısı insanlardan farklı. Gezici inekler için meralar yeşil değil, turuncu ve kırmızı görünür. Ama her şeyin biraz büyütülmüş olduğunu görüyorlar. Yeşil ve diğer soğuk renkleri daha sıcak görüyorlar. Ancak oldukça keskin gözlere sahiptirler. kalamarlar gözlerindeki fotoforları sayesinde karanlıkta avı görmelerine yardımcı olmak için ışık üretirler. Daha önce bir keçiye baktıysanız gözleri hakkında özel bir şey fark etmiş olabilirsiniz. Keçilerin gözlerinin bu özel şekli daha iyi bir derinlik algısına ve gelişmiş çevresel görüşe sahip olmalarını sağlar. Ayrıca karanlıkta daha iyi görürler. Evlerimizi paylaştığımız bu tüylü dostlarımız maalesef bizi bizim onları gördüğümüz gibi görmüyor. Kedilerin gözlerinin yapısı onları zayıf ışıkta görmelerine izin verir. Genel olarak dünya kediler için insanlardan çok daha bulanık görünüyor. Ancak kediler insanlara göre daha geniş bir görsel alana sahipler. Yani bir kere de bizden daha fazla görüyorlar. Bizler çevremizi 180 derece görebiliriz. Ancak kediler kendi çevrelerine 200 derece görürler. Öte yandan kedilerin bir kısmının renk körü olduğu biliniyor. Bu hemen hemen insanlardaki renk körlüğü ile aynı. Ayrıca kedilerin büyük oranda miyop olduğu düşünülüyor. Yani uzaktaki nesneleri çok iyi göremiyorlar. Kedi dahil gece avlanan birçok yırtıcı hayvanın göz bebeği dikey yarık biçimindedir ve görüşleri keskindir. Bu sayede avıyla arasındaki mesafeyi en doğru biçimde ölçebilir, avını yakalamak için ne kadar uzağa sıçraması gerektiğini hesaplayabilir. Köpek balıkları hiçbir rengi göremez. Ancak su altındaki görüşleri insana kıyasla çok daha keskin ve nettir.